Bilim ifade ediyor, diyor ki annelerdeki şefkat ve merhamet olmayacak olsaydı bugün hiçbir tür, hiçbir canlı yeryüzünde yaşayamazdı diyor. Bebeğin ruhsal, bedensel ve zeka gelişiminde emzirme dediğimiz olay anne ve bebek arasındaki duygusal bağı güçlendiriyor. Bu inanılmaz bir bağ. Yani ruhu bile rızıklandırıyor. Muayyen vakitte, ihtiyaç anında. Çok önemli. Bu ikisi içerisinde müthiş bir intizam var diyoruz. Anne kendi sütünü ayarlayabilir mi istese? Ama bunlar oluyor. Tespit edilmiş, bilim konuşuyor. Madem bunlar oluyor, kim bunları yapıyor? Ramazan içerisinde insanlar maddi olarak, fiziken bir takım kendini bir periz içerisine alıyor. Bir sıkıntı süreç diyelim. O sıkıntılı süreçler böyle peşi sıra yaşandıktan sonra devamında saklı olan bir bayram geliyor. Şimdi dünya hayatı içerisinde de biz belli noktalarda bu perhizi sağlayabilirsek hayatımızda, belli bir disiplini sağlayabilirsek ki Ramazan'ın en önemli şeyi bize disiplini öğretiyor. O disiplini sağladıktan sonra neyle sağlayacağız o disiplini de? Şeriat-ı Ahmediye ile. Aleyhisselatü Vesselam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği o şeriat ile, o kanunlar ile. Onlarla o disiplini sağladıktan sonra biraz belki yer yer dişimizi sıkacağız ama devamında çok güzel bir bayram bekleyecek bizi. Yani bunu biraz daha geniş bir çerçeveden bakıp tefekkür edince bunu anlamamız lazım. Ramazan'da bunu tefekkür etmemiz lazım. Geri kalan ömrümüzde, hayatımızda, ticaretimizde, evimizde, hanemizde, arkadaş ortamımızda, dost hayatımızda değil mi? Biz belli başlı disiplinlere bağlı kalabilirsek, biraz dişimizi sıkabilirsek yine ahiret bayramı gibi bir bayram ile inşallah. Ümidimiz o yani, beklentimiz o. Ahirette bir bayram. Allah inşallah cümlemize nasip etsin. Orada rızıklandırsın. Burada rızıklandırıyor, orada da rızıklandırsın. Burada rızıklandırdığını delili ne? Mesela şimdi sorsam size ne yaptınız gün boyu? Diyeceksiniz ki ya ne olsun işte abi. Gün boyu rızkımızın peşinden koştuk diyeceksiniz. Doğru mu? Sorayım mı? Burak abi ne yaptın bugün? Sabah kalktım, işe gittim. Rızkımızın peşinden koştuk. Doğru değil mi? Öyle oluyor. Yusuf abi sen ne yaptın bugün? Ekmeğimizin peşindeydik. Ekmeğimizin, rızkımızın peşindeydik. Yani bugün de dünkü gibi, ki dün de farklı bir şey değildi bu konuda. Bugün de dünkü gibi rızkımızın peşinden koştuk abi. Demek ki bir şeyin peşinden koşuluyorsa o belli bir yerde bekliyor demektir. Bak, bir şeyin peşinden koşuluyorsa, gidiliyorsa o belli bir yerde ne yapıyor? Bekliyor demektir. Şimdi çalışan herkes, gayret içerisinde olan herkes, mücadele eden herkes aslında haliyle bunu da ifade ediyor. Hem diliyle ifade ediyor, rızkımızın peşinden koşuyoruz diyerek, yani o rızkın bir yerde beklediğini ifade ediyor. Hem de bunu gün içerisindeki gösterdiği çalışma faaliyetiyle, haliyle de bunu ifade ediyor. Ne demek istiyorum? Şayet rızık kişinin elinde olsaydı peşinden koşar mıydı? Koşmazdı değil mi? Ama şunu biliyor, rızık bir yerde var. Ben gayret ederek, bir takım mücadeleyi göstererek şu an onun peşinden gidiyorum. Şimdi biz biliyoruz ki Cenab-ı Allah nedir? Rezzak-ı alemdir. Yani bütün bu alemin bir tek rezzakı Allah'tır. Şimdi bunun devamında şunu da akıl edebiliyoruz. Evet, Cenab-ı Allah rezzak-ı alemdir. Bütün kainatın, bütün alemlerin rezzakı yalnız Allah'tır diyoruz. İnanan insanlar olarak. Peki biz bunu neye dayanarak ifade ediyoruz? Neyi görüyoruz da ifade ediyoruz? Biz bunu ancak ve ancak akıl gözümüzle görerek ifade edebiliriz. Peki akıl gözümüzle neyi görebiliriz? En basit örneği söyleyeyim mi? Yavruların beslenmesini, yavruların rızıklandırılmasını görerek diyebiliyoruz ki Cenab-ı Allah bu yavruların rezzakı olduğu gibi bütün alemin, çiçeklerin, böceklerin, ağaçların dahi neydir? Rezzakıdır. Yani rızkını verendir. Biz aslında bugün ne okuyacağız onu biraz önden ifade etmeye çalıştım. Biz bugün aslında neyi okuyacağız? Rızkın yaratılması ve o rızkın yaratılması içerisindeki rahmet ve merhametin tecellilerini okumaya çalışacağız. Bugün okuyacağımız kısım bu. Rızkın yaratılması ve o rızkın yaratılması içerisindeki rahmet ve merhametin kendini göstermesi. Nasıl? Şöyle. Şimdi ağaçlar ne yapıyor? Rızık olarak çamurlu suyu içiyor, doğru mu?
Doğru değil mi? Ağacın rızkı ne? Bir tanesi çamurlu suyu içiyor. Topraktan su alıyor çamurlu şekilde. Şimdi her bir ağaç aynı çamurlu suyu alıyor. Ama rahmet ve merhamet tecellisi olarak, bunun rahmet ve merhamet göstergesi olarak dalında farklı farklı, şekerli, sulu, tatlı ne yapıyor? Yemişler çıkarıyor. Şimdi ağacın rızıklandırılması içerisindeki devamında, neticesinde gördüğümüz rahmet ve merhameti basit bir örnek ile ifade etmiş olduk. Bilim ifade ediyor, diyor ki annelerdeki şefkat ve merhamet olmayacak olsaydı bugün hiçbir tür, hiçbir canlı yeryüzünde yaşayamazdı diyor. Allah Allah. Bugün yeryüzündeki canlılığın devam etmesinin bir sebebi de annelerin sinesine yerleştiren o şefkat duygusu, o merhamet duygusu. Şimdi lafı anneye getirmişken bir anne sütüyle ilgili birkaç bilgi vermeye çalışayım size. Hazırsanız başlayayım. Anne sütü. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in verdiği bir takım anne sütüyle ilgili bilgiler var. Nedir bu bilgiler? Diyor ki, doğumdan sonraki ilk bir saatte emzirmenin başlanmasını, ilk bir saatteki emzirme ve 6 aya kadar sadece anne sütü verilmesini Dünya Sağlık Örgütü öneriyor. Bununla kalmıyor. Diyor ki, tamamlayıcı beslenmeye 6. aydan sonra başlanmasıyla anne sütüne 2 yaşına kadar devam edilmeli diyor. Anne sütünün aslında bir bebek için önemine bakıyoruz. İlk saatten itibaren minimum 6. aya kadar. Daha sonra biliyorsunuz bebekler aylar geçtikçe tamamlayıcı besinler vermeye başlıyorlar. İşte hazır besinler. Onlarla birlikte bile 2 yaşına kadar minimum anne sütüyle beslenmesi gerektiğini Dünya Sağlık Örgütü tavsiye ediyor. Devam ediyor. Diyor ki, doğum sonrası ilk 5 gün salgılanan ve halk dilinde ne olarak biliniyor bu? Ağız sütü. Değil mi? Bazı şeyler var. Ben şimdi bunu düz okuyorum da bazı şeylere bizim tefekkür olarak girmemiz lazım. Doğumdan sonra ilk 5 gün salgılanan, unutmayın, ve halk arasında ne olarak biliniyor bu? Ağız sütü olarak bilinen kolostrum. Bu kolostrumun bağışıklık sistemini destekleyici ve minerallerden zengin, mineral olarak da zengin olduğu ifade ediyor Dünya Sağlık Örgütü. Yani bebek için olmazsa olmaz bir besin kaynağı. O ilk 5 gün içerisindeki o ağız sütü. Hatta siyah süt falan da deniyor. Kara süt. Daha sonra ikinci haftaya kadar salgılanan bir geçiş sütü var. Bu geçiş sütünün miktarı laktoz, yağ ve kalori içeriği açısından daha fazla olduğu tespit edilmiş. Bu verdiğim bilgiler Dünya Sağlık Örgütü'nün bilgileri. İlk 5 gün o kolostrum denilen süt çocuğun belki de bireyin diyeyim ömrü boyunca en temel bağışıklık sistemini oluşturan, kolostrumu içeren süt oluyormuş. Daha sonrasında da ikinci haftaya kadar gelen süt, laktoz, yağ ve protein açısından, kalori açısından daha fazla içerik içeriyor. Devam ediyor. Anne sütüyle ilgili malumatlar. Birazdan farklı birkaç malumat daha vereceğim. Yine Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, doğumdan sonra 4 ila 6. haftada olgun sütün salgılanmaya başlandığını ifade etmişler. Ne demek? Yani karbonhidrattan zengin bir süt, yağdan zengin bir süt, yağ olarak, karbonhidrat olarak daha zengin bir süt annenin memesinde üretilmekte diyor. 4 ila 6. hafta. 5. gün dedi, 2. haftaya kadar dedi, şimdi 4 ila 6. hafta. Yalnız diyor ki emzirme süreci devam ederken bu karbonhidrat, yağ ve kalori miktarındaki değişimin tam olarak hangi gün ya da hangi evrelerde olduğunu tespit etmek zordur. Ama belli ki bu bir ihtiyaca göre artıyor ve belli ki bu bebeğin tam böyle ihtiyaç duyduğu dönemlere denk geliyor. Demek ki bebekten bebeğe değişiyor. Zaten onu ifade ediyor ki, önemli olan bebeğin tüm gereksinimlerini sağlayabilmesi için memeyi boşaltması ve kendiliğinden memeden ayrılması. Bu durumda yağdan zengin son sütü aldığı söylenebilir. Devam ediyor, diyor ki, anne sütünün yağ, protein, laktoz gibi A, B1, B2, B6, B12, D vitaminleri ve iyot gibi mikro besinler yanında büyüme faktörleri ve bağışıklık dediğimiz immünolojik faktörler gibi birçok biyoaktif içeriğe de sahip olduğu tespit edilmiş. Biz sadece çoğu zaman değil mi bebek anne ilişkisinde
bebek acık anca hanım bebeği bir doyur deyip geçirtiyoruz değil mi? Yani o süt alışverişinde neler neler o bebeğe aktarılıyor bunları bilemiyoruz. Esas rızıklandırma bu biliyor musun sen abi? Vitaminlerine kadar istifade ettirmenin adı rızıklandırma. Yani sadece emmesi değil, o emdiği sütün ya da aldığı gıdanın o bünyede istifade ettirilmesi. O zaman bünyeyi de bilecek, gıdayı da bilecek, içindekileri de bilecek. İşte rezzak bu oluyor. Rızıklandırma eylemi bu olduğu gibi bu eylemin sahibi de rezzak oluyor. Yani yoksa halk arasında çok yanlış anlaşılan bir tabir yani rezzakın patron mu meselesi var ya. Patron nerede rezzak olacak? Nerede rızkı verecek? Patron anca maaş verir, ondan sonrası bilmez. Rızıklandırma eylemi. O gıdanın, o besinin vücuda girdikten sonra da neyin nereye yaradığını bilip onları o şekilde istifade ettirilmesine kadar devam eden sürecin adı rızıklandırma. Gözün en çok ihtiyaç duyduğu madde hangisi? Gözde fosfor. Dişte, dişin minesinde kalsiyum. Şimdi sütü alıyorsun, içerisindeki işte varsa kalsiyum dişe gidiyor, varsa fosfat göze gidiyor. İşte gitmesinin neticelendirilmesine kadar olan süreç rızıklandırma süreci. Bunu da yapan rezzak olur. Biz zannediyoruz ki rızıklandım yedim. Yok, onun devamını da eklememiz gerekecek. Anlatabildim demek istedim. Devam ediyor anne sütüyle ilgili. Diyor ki büyüme faktörleri sayesinde, yani bu daha demin biraz önce saydığımız sütün içerisinde o büyüme faktörlerinin sayesinde bebeğin bağırsak olgunlaşmasının ve enteral sinir sisteminin büyüme ve gelişmesinin, metabolizma ve vücut bileşiminin düzenlenmesinin, bir de bununla birlikte yani bunları sağlıyor. Aneminin önlenmesi, kansızlık değil mi? Kan hastalığı. Aneminin önlenmesini sağlamış olduğunu Dünya Sağlık Örgütü ifade ediyor. Anne sütü. Peki annenin bu sütü gece gündüz demeden çocuğa verebilmesi için bir şey daha gerekiyordu ya, neydi o? Bu değil mi? Şefkat gerekiyor. Bir de annenin içine şefkat koyması lazım, merhamet koyulması lazım. Çocuğun bu ihtiyacını bilen kim ise annenin gece gündüz demeden, ya çoğu anneler var gece 3-4 dedim miydi hık deyince uyanıyor kalkıyor ya. Bizim ufaklık yıllar oldu 6 yaşında. 6 yaşında. Abi çok enteresan şaşırıyorum. Çocuk gece dönerken huzursuz dönsün yani. Bizim hanım sanki kurulmuş gibi uyanıyor gözünü açıyor. Hah Zeynep bir şey mi oldu? Gerçekten hala öyle. Enteresan, sizlerin de belki evlerinde öyledir yengeler. Çok enteresan değil mi? Şimdi çocuğun, bebeğin beslenme ihtiyacı var ve çok önemli, onu anladık. Belki birçok terimi yabancı olsak da bir şeyle bağlam kurarak anlamaya çalıştık. Vitamin A, B1, B2, B6 vesaire bunlar gerekli. Bunlar anne sütünde varmış. Hem de günler geçtikçe o sütün içerisinde artarak gidiyormuş. Ama bir şey daha lazım, bir şey daha. Sabahın 5'i demeden, gecenin 2'si demeden, öğlenin sıcağı demeden. Çocuk ınga dedim miydi? Alacak da onu sütü ile besleyecek. Bunun içerisinde bir de şefkat lazım. Yani sadece süte bunları koymak değil, bir de o anneye şefkati koymak lazım. Demek ki rızıklandırmanın içerisinde, rızak esmasının içerisinde ciddi bir merhamet, ciddi bir şefkat var. Allah'ı tanıyoruz ha. Allah'ı bir rezzak esmasının tecellisinden, kendisini göstermesinden tanımaya çalışıyoruz. Genelde bu tür makalelerde, bu tür bilgiler içeren yazılar içerisinde bu Allah'a verilmiyor. Diyor ki, doğanın bir mucizesi işte diyor. Annenin içerisinde böyle hissiyatlar var. Bebeğin tam ihtiyacı zamanında o sütün gelmesinde müthiş bir tesadüf var. Tesadüf diyorlar, hem de müthiş bir tesadüf. Dolayısıyla Allah demiyorlar, bunlarla geçiştiriyorlar maalesef. Devam ediyorum, anne sütüyle ilgili birkaç bilgi daha. Diyor ki, anne sütü içerisinde çok sayıda mikroorganizmalar bulunmakla birlikte ve özellikle bifidobakteriler bulunduğunu ifade etmişler. Nedir bunlar? Diyor ki, bu probiyotik bakteriler, değil mi? Probiyotik bugün marketlerde çok kullanılan bir artık tabir, yabancı değiliz. Bifidobakteri, probiyotik bakteri. Bu probiyotik bakteriler anne sütünün içeriğindeki prebiyotik etki sayesinde oluşan flora ile bağırsak bütünlüğünü korunmasında iş görüyorlar. Bugün zaten aslında yabancı olmamam şundan dolayı.
bir bağırsak problemi yaşadığımızda hekime gittiğimizde prebiyotik ilaçlar yazıyor. İşte ne yapıyoruz? Gidiyoruz, süt ve süt ürünlerini hep prebiyotik özellikli marketten alıyoruz. Niye? O bağırsaktaki o flora, yani onun kendine ait düzeni bozulduğu için ona takviye gönderiyoruz. O bakteriler düzelsin diye. Bakteri alıyoruz aslında. İşte bu anne sütünde otomatik olarak bebeğe geçiyor. Subhanallah ya. Değil mi? O bağırsak tam gelişme evresinde bebeğin, çocuğun. Ne oluyor? O sütün içerisindeki o bifidobakteriler, probiyotik bakteriler bu işleme yardımcı oluyorlar. Büyüme işlemi. Şöyle ifade edeyim. Bir insanın bağışıklık sisteminin sağlıklı olmasının en belirgin özelliği bağırsak sistemidir. Bağırsak sistemi bozulunca insanın yapısı bozulmaya başlıyor. Çok önemli. Dolayısıyla büyümekte olan çocuğun bağırsak sistemi böyle desteklenerek, gelişimi desteklenerek aslında onun bağışıklık sistemi de desteklenmiş oluyor. Bu arada sindiriminin çok kolay olduğunu da ifade etmek gerekir. Yani bebek için tam o dönemlerde en rahat sindirecek olduğu besin anneden aldığı süt. Bağırsak gelişme sürecinde olduğundan en rahat sindirebileceği besin anne sütü. Peki anneye de faydaları var mı? Anneye de faydaları var. Yani anne sütünün bebek kadar anneye de faydası var. Neyi? Diyorlar ki emzirme, doğum sonrası rahmin eski haline dönmesini hızlandırarak anneyi aşırı kanamalardan ve dolayısıyla anemiden yani kansızlıktan koruduğu tespit edilmiş. Aşırı kilo alımının önüne geçtiği yine ifade edilmiş. Yine anne için gelecekte meme, over kanseri, kalp rahatsızlığı ve osteoporoz gelişim riskini azalttığı ifade edilmiş. Değil mi? Mesela çok fazla doğum yapmış annelerin çok da fazla emzirmiş olduğundan hastalık olarak, bağışıklık olarak biraz daha güçlü olduğunu çevremize denk geliyoruzdur. Ben çevremde denk geliyorum. Ben de zamanda hep diyordum 5 çocuk, 6 çocuk diye ama yani Allah'ın dilemesi gerekiyor. Aynı zamanda emzirme dediğimiz olay anne ve bebek arasındaki duygusal bağı güçlendiriyor. Bu inanılmaz bir bağ. Bebeğin ruhsal, bedensel ve zeka gelişiminde aynı oranda olumlu cihette etkiliyor. Ta o yaşlarda ruha bile o emzirme tesir ediyor. Yani ruhu bile rızıklandırıyor. Anlıyoruz ki çocuğun ilerideki ruh yaşantısını dahi bile ta o anne sütüyle rızıklandırıyor. Allah Allah. Yine anne için önemli bir katkı sağladığı nokta menopoz sonrası kemik erimesi ve dolayısıyla kalça kırığı riskini azaltıyormuş emzirme. Bunlar hep makalelerden maddeler. Şimdi tekrar ana konumuza gelelim. Bir bebek için, bir çocuğun büyümesi için bir anne sütünün ne kadar hayati önem taşıdığını şuraya kadar okuduğumuz kısmıyla hasbelkader anlamışızdır. Ama dedik ki bununla beraber bir de o bebeği gece gündüz demeden o sütü vermesi için gerekli olan bir de şefkat ve merhamet var değil mi? Şimdi okuduğumuz yerde mesela makale içerisinde belli zaman dilimlerinden bahsettiler. Dediler ki ilk 5 gün, daha sonra 2. haftaya kadar, daha sonra 4 ila 6. haftaya kadar. Bu devam ediyor yani bu periyotlar uzatacak olsak daha devam ediyor. Demek ki belli günler, belli haftalar, belli aylar içerisinde bebeğin gelişimine göre anne sütündeki gelişim ve değişim paralel devam ediyor. Peki anne bunu günlük ayarlayamayacağına göre, o kadar şefkat duymasına rağmen bunu idrak edip ayarlayamayacağına göre bebeğin o gelişim sürecindeki ihtiyacını bilip o sütü onlar ile doyurup taşırıp o bebeğe sunan perde arkasındaki kim? Değil mi? Asıl merak edilmesi gereken bu. O perde arkasındaki zatın kim olduğunu anlayabilirsek aynı zatın şefkat ve merhameti ile annenin sinesini de doldurduğunu ifade etmemiz gerekir. Diyor ki gıda olarak mahlukata bilhassa özellikle hayvanlara taksim edilen rızıklara dikkat lazımdır. Şimdi biz mesela bir anne yavru arasındaki o rızıklandırmaya bir dikkat etmeye çalıştık. Bu rızık vakti muayyeninde yetişir. Yani onun yetişme zamanı bellidir. Vakti ihtiyaçta sevk edilir. Birincisi belirli bir zamanda, ikincisi ihtiyaç anında sevk edilir. Şimdi Ömer Furkan şunu ifade edecek olsak desek ki ya bir tane fidanın, bir tane ağacı senin eline versek ve desek ki bu fidan ve ağacın bütün gelişimi, beslenmesi senin elinde. Bunu sağlayabilir misin? Hiçbir şey yapamazsın değil mi başka? Hiçbir şey yapamazsın bak.
Anca elini yettiği dikerim toprağa, biraz da su verebilirim. Ki su vermek de aslında onu rızıklandırmak anlamına gelmiyor. Çünkü o su daha sonra o ağacın neresinde nasıl vazife görecek? Neresinde hangi ihtiyacını giderecek? Bunu dahi takip edip neticelendirmen lazımdı. Ama sadece ağacın rızkı bir başına su, çamurlu su değil. Demek ki bir ağacın beslenip de meyve vermesine bizim elimiz bir bütün yetemez. Bak ayette diyor ki Neml suresi 60. ayet abi. Allah'a ortak koştukları şeyler mi hayırlı? Yoksa gökleri ve yeryüzünü yaratan ve size semadan su indiren mi daha hayırlı? Biz o suyla güzel bahçeler bitirdik. Bak biz bitiremedik. Ama ayette diyor ki ilk önce o gökyüzünü, semayı ve suyu indiren mi daha hayırlı? Hangisi daha hayırlı? Cevabını veriyor. Bak biz o su ile yeryüzünde güzel güzel bahçeler bitirdik. Siz o bahçenin bir ağacını bile bitiremezsiniz. Bitiremez. Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Diye ayet bitiyor. Şimdi rızıkların belli bir zamanda yetişmesini ve ihtiyaç anında sevk edilmesi aslında Allah'ın varlığına bir delil olarak ifade ediyor. Neden? Ayette diyor ki biz semadan suyu indirdik ve o su ile o ağaçları canlandırdık, bitirdik, yeşerttik ve siz de onlardan istifade ettiniz. Biz ağacı da rızıklandırdık, sizi de rızıklandırdık. Peki bunu yaparken o suyun gelmesi, ağacın suya olan ihtiyacın bilinmesi ve hangi zaman aralığında bu ihtiyacın giderilmesi gerektiğini tespit edilmesi kime ait? Meyveyi kim bitirdiyse, ağacı kim bitirdiyse bunun planlaması da ona ait belli ki. Şimdi Yusuf abi sen iş yerinde iş geliyor. Doğru mu? Araçlar geliyor tamir için değil mi? Bakım için. Şimdi bir araç geliyor mesela işte dinamosu dağılmış, vites kolu dağılmış, direksiyonu dağılmış. Sen diyorsun ki bu şu kadar sürede biter. Bir süre biçiyorsun. Başka bir araç geliyor sadece bunun balans ayarı yapacak. Bu daha kısa bir sürede biter. Sen kendi ehil olduğun iş ile alakalı bir vakit tayin edebiliyorsun. İhtiyacını biliyorsun arabanın. O ihtiyaca göre tayin edebiliyorsun değil mi? Dolayısıyla ağacın ihtiyacını da bilip ona o miktarı tayin edebilmek için de ağacı bilmek lazım. Ağacı bilirken o ağacın bir rızkı olan güneşi de bilmek lazım. Yine ağacı bilirken o ağacın meskeni olan toprağı da bilmek lazım. Havayı da bilmek lazım, semayı da yaratmak lazım. Şimdi sen o işlemleri yapmak için kendi atölyeni gerekli teçhizat ile dolduruyorsun. Gerekli teçhizat olmazsa atıyorum vites kolu dağılmış olsa yapabilir misin? Yapamazsın. Zaman da biçemezsin, zamanı da bilemezsin. Hiç yapmamışsın çünkü. Ama yaptığın bir şeyi biliyorsun. Demek ki ağacın su ihtiyacını gören kim ise o biliyor. Ona göre bu ayet içerisinde de bunu net bir şekilde ifade ediyor. Kendi varlığın delilini sunuyor aslında. Anlaşıldı mı burası? Sana bilgisayar geliyor. Şimdi bir bakıyorsun yazılım olarak anakarttan patlamış. Diyorsun ki bunun süresi bir hafta. Doğru mu? Elinde teçhizat var mı? Yapabilecek var. Ona göre bir süre biçiyorsun. Başka bir bilgisayar geliyor. Onda atıyorum hoparlöre patlamış. Bu 2 günlük iş. Elinde hoparlör var mı malzeme? Var. Ona göre süre biçebiliyor musun? Biçiyorsun. Şimdi elinde var. İhtiyacı biliyorsun ve o ihtiyacı ne zaman giderebileceğini biliyorsun. İşte aynı şekilde Cenab-ı Allah da seni senden daha iyi bildiği için, sen nasıl bilgisayarı iyi biliyorsun? Allah da seni senden daha iyi bildiği için senin ihtiyacın olan rızkı biliyor ama ne zaman giderilmesi gerektiğini de daha iyi biliyor. Bir ağacın suya olan ihtiyacını, havaya olan ihtiyacını, güneşe olan ihtiyacını bilip o ağacı hayattar kılıp meyve verdirdiği gibi. Değil mi? Neticesinde meyve veriyor. Yani rızıklandırarak meyve veriyor. Şimdi mesela belki birçoğumuzun bildiği bir şey var. Arılar ordusu var değil mi? Yeryüzünde yaşayan arılar var. Arılar familyası, arılar ailesi. Asker gibiler. Onlar ordu gibi geliyor bana. Yani arılar bir ordu, sinekler bir ordu gibi geliyor böyle. Tavşanlar ayrı bir ordu. Şimdi bildiğimiz, belki duyduğumuz bir şey. Arıların yeryüzünden silinmesi meselesi. Değil mi? Yani bu arılar yeryüzünde olmayacak olsa. Şimdi arılar yeryüzünden silinecek olsa ifade edilen basit bir denklem şu. Diyorlar ki tozlaşma dediğimiz eylem ortadan kalkacağı için dolayısıyla bitkiler yetişemeyecek. Bitkiler yetişemeyince otçul hayvanlar bu sefer beslenemeyecek. Otçul hayvanlar beslenemeyince o otçul hayvanlar ile beslenen
Bu sefer etçil hayvanlar beslenemeyecek. Dolayısıyla besin zinciri bozulacağı için 4 yıl kadar bir süre içerisinde yeryüzünde hayatın biteceği ifade ediliyor. Hakeza bunun bir başka versiyonu sinekler için de ifade ediliyor. Bak, demek ki arı gibi, sinek gibi, kuş türleri gibi, bazen televizyonlarda izlediğimiz timsahlar gibi, ceylanlar gibi her bir varlığın bu hayat sahnesinde kendine ait bir rolü var. Ama bunlardan mesela arılar yeryüzüne sinecek olsa hayat bitiyor. Sinekler sinecek olsa ortalık çöplük olacak. Yine hayat bitecek. Sorumu size soruyorum. Bu odada olan herkes, acaba bir arının ya da bir sineğin günlük neler ile, ne kadar miktar ile ve ne sıklık ile beslenmesi gerektiğini gün içerisinde hiç düşünüyor musunuz? Gündemimizde değil, değil mi? Biz kendi rızkımızın peşindeyiz. Arılar, ama arı olmazsa işte bak sen ne kadar koşturursan koştur. Yani iş bitecek, fiş çekilecek. Bak hiç gündemimizde değil ha. Masaya sinek konuyor, bu sinek kana emmese, bir leşi üstüne konmasa, beslenmese yani, rızıklandırılmasa, o gün ne ile beslenmesi gerektiğini, ne kadar miktar, ne kadar sıklıkla beslenmesi gerektiği hiçbirimizin gündemindeydi ama hepimizin hayatının en önemli noktalarından birini tutuyor o sirkülasyon içerisinde. Yani bilmeden biz aslında her gün, ya bugün bu arılar beslenmediyse, ya bu sinekler değil mi bugün kaliteli beslenmediyse diyor muyuz, demiyoruz. Ya bu büyük bir tehlike değil mi? Beslenmezlerse, değil mi? Hadi ölüm orucuna girdi arılar. İsyan ettiler, bir şey oldu. Tarihte öyle bir şeyle de karşılaşılmamış. Ama niye etmiyorlar? Edebilirler bir gün. Sinekler toplu intihar eylemi yapsalar filan. Ya bunu gülüyoruz ama anlatmaya çalıştığım şeyi anlamamız çok önemli. Hayat sahnesinden çekilecek olsa hayat devam etmiyor. Bunların hayatın devam ettirilebilmesi için de günlük, değil mi? Bir şeylerle beslenme. Ama ne kadar, neyle, ne sıklıkla beslenmesi gerektiği hiçbirimizin gündeminde değil. Bir şekilde beslenmesi hepimizin hayatının bir noktasında tutuyor. Dolayısıyla inanan da inanmayan da aslında bunu düşünmeyerek şunu ifade ediyor. Ya nasıl olsa o bir şekilde rızıklandırıyor. Nasıl olsa o bir şekilde besini buluyor, rızıklandırılıyor diyor. Çünkü düşünmüyor. Düşünecek olsa peşine düşer. Hangi arının peşine düşeceksin? Hangi arının midesini bileceksin? Beslenmesini anlayacaksın. Yani o aynı şeyi fareler için de düşünebiliriz. Aynı şeyi kediler için de düşünebiliriz. Bunlar da hayat sahnesinde rol tutan varlıklar. Şimdi biz dediğim gibi neye güvenerek bu bahsetmeye çalıştığım endişeyi yaşamaktan kendimizi emniyette hissediyoruz? Neye güveniyoruz yani? Bu canlılar besleniyor mu? Suyun içindeki balıklar acaba doğru besleniyorlar mı? Zamanında avlanıyorlar mı? Gerçekten çok önemli. Hatta suyun içerisindeki varlıklar daha fazla olduğundan, karadakinden daha fazla varlığı düşünmek gerekecek. Ya bir gün doğru düzgün beslenmezlerse bunlar, o silsile bozulursa, o silsilenin bozulması ne demek biliyor musun? Hani o dinamo taşların dizilip peşi sıra birbirini yıkması gibi bütün silsile, bütün besin zinciri bozulmasından hayat etkilenecek, hayat. Şimdi biz bu endişeyi yaşamayarak bir emniyet içerisinde günlük yaşantımıza, işte kendi rızkımızın peşinde koşmaya devam ediyoruz. Neye dayanarak? Ya bugün yedi mi yemedi mi demiyoruz. Niye biliyor musun? Hal dilimize şunu diyoruz. Vakti muayinde, yani belirli bir vakitte ve ihtiyaç anında onların her birinin rızkı nasıl bundan önce geldiyse bugün de ve bundan sonra da görülecek. O ihtiyaç giderilecek. Bunu hal dilimizle söylüyoruz. Yani endişe etmeyerek söylüyoruz. Bir evhama kapılmayışımız aslında bundan dolayı, biliyor musunuz? E peki bunu inananlar hadi böyle yapıyor. İnanmayanlar da o evhama girmeyerek aslında onların her bir mahlukun aslında hususi olarak rızıklandırıldığını, nasıl ama ihtiyaç anında ve belirli bir zaman içinde rızıklandırıldığını aslında o endişeyi duymayarak ifade ediyorlar. Yoksa başıboş olarak ifade ediyorlar ya hani. Mesela inanmıyor, bir yaratıcı yok diyor. E ne olacak peki o zaman? Suyun içindeki balıkların beslenmesini takip etmek gerekmeyecek mi? Arıların peşine düşmek gerekmeyecek mi? İnekler acaba bugün doğru otları yediler mi, yemediler mi? Gerekmeyecek mi? Hadi yediler. Bunlar acaba vücutta gerekli işlevi görüyor mu, görmüyor mu, takip etmek gerekmeyecek mi? Bunların hiçbirini takip etmiyoruz. Çünkü diyoruz ki bir rezzak var hal dilimizde ve o rezzak belirli zaman içerisinde anında onların rızık ihtiyacını gördürüyor. Biz bazen o zaman hani rızık konusunda gerek kendimiz, gerek evimizde evlatlarımızla alakalı, onların geleceğiyle alakalı noktalarda bazı evhamlarımız o zaman yersiz kalıyor, değil mi? Biz evham edeceğimiz şeyleri doğru yerde kullanmıyoruz demektir o zaman.
Ya Rızık çok ciddi gündemimizde. Ya ne yaptın abi? Ya Rızık'ımızın peşindeydik. Abi eyvallah. Ama Rızık zaten muayyen ve ihtiyaç vaktinde geliyor. Senin gayretine bakıyor ama senin bir bütün gündemin bu olmaması lazım. İşte gündem yer değiştirince ilk önce kendi rızkı, sonra evladının geleceği şu bu derken o evham insana asli vazifelerini unutturuyor. Çalışmak artık bir ibadet cümlesi. Yani namazın yerine geçiyor. Ne yazık ki öyle oldu. Niye biliyor musun? Ya çalışmak rızkımızın peşinde. Çalışıyoruz ya işte abi. Beş vakit. Abi ifade ettim ya çalışıyoruz ya. Çalışıyorsun da yani senin çalışman bir bütün rızkını senin belirlemen anlamına gelmiyor ki. Bu evham niye? Evhamlanacak olan şey asli vazifelerin. Ben bu asli vazifelerimi yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Namazımda gerektiği kadar üstüne düşebiliyor muyum? Hadi üstüne düştün diyelim. Namazın hakkını verebilmek için gerekli, o ruh halinin altyapısı için gerekli bir gayreti gösteriyor muyum? Hiç. Bunlar yer değiştirmiş Ercan. Çok endişe ettiğimiz şeyler aslında o derece endişe edilmesi gereken şeyler değilmiş bak. Biz Allah'ın varlık ve birliğine gerektiği gibi anlayıp iman edebilsek, onu oturtabilsek, bu evhamlarımızın, bu endişelerimizin doğru yerine oturmasını sağlayabileceğiz. Şu an eksiklikler olduğundan, o iman noktasındaki gediklerden dolayı o evham noktalara karışıyor. Başka şeylerden böyle kendimizi kıstırılmış gibi hissediyoruz. Düzenlerimizin bozulmasından kendimizi böyle birçok şeyden imtina etme için ihtiyaç haline düşünüyoruz. Çok anlamıyorum yani sohbete gel meselesinde dahi bile evdeki düzenin bozulmasından imtina ettiği için geldin. Ya arkadaş burada belki duyacağın bir kelime, bir cümle senin ahiretine götüreceğin bir kelime, bir cümle olacak. Bunun önüne hiçbir şey geçmemesi lazım. Endişeler yani ahiret endişesi yerine, ukba endişesi yerine evdeki düzenin bozulmaması endişesi daha ağır basıyor. Hocam diyor. Hocam şimdi orayı da kızdırmayalım. Endişe. Evhamlar yer değiştiriyor. Endişeler yer değiştiriyor. Sebep ne biliyor musun abi? Aynı burada Rezzak'ı Rezzak olması gerektiği gibi anlamadığımızdan nasıl rızıkta o endişe yer değiştiriyor? Allah'ı da doğru şekilde varlığını ve birliğini kabul edip iman edemeyişimizden diğer bütün endişelerimizin, bütün evhamlarımızın maalesef yeri değişiyor. Bu hayır mı? Gidişata bakılırsa hayır gibi durmuyor. Yani gelişi de hayır gibi değildi, netice de hayıra gitmez. Bizim Allah'a yakınlaşabilmek adına gerekli sorgulamalarımızı ve o sorgulamalar neticesinde aldığımız, kendimize aldığımız cevapların karşılığında endişelerimizi oraya yönlendirmemiz lazım. Kaygılarımız orada birikmesi lazım. Bizim kaygılarımız, endişelerimiz ne yazık ki yanlış potada birikiyor çoğu zaman. Allah'ı Allah olarak hakkıyla bilebilseydik, bugün çok daha rahat bir kalp ile Allah'a daha nasıl kulluk edebilirim diye çırpınırdık ya, çırpınırdık. Ama kafalarımız çok farklı şeylerle dolu. Yani derse, sohbete gelip burada biraz kendimizi, biraz bir şeyler istifade etmek için bir araya toplanıyoruz. Bu süre zarfı içinde dahi bile gün içerisindeki gündemden sıyrılabilmek bizim için çok zor oluyor. Çok kökleştirmişiz yani onları. Çok kökleştirmişiz. Yarın acaba alacaktım, alacağını öder mi? Çünkü benim de ödemem var gibi, değil mi? Bugünkü yaşadığım o müşteriyle o olay acaba hukuksal zemine mi taşınır? Mahkemelik mi oluruz? Ya sallıyorum bunları işte. İş yerindeki çalışanın yaptığı yanlış, hata acaba başıma iş açar mı? Hepinizin illaki bir şeyler gün içerisinde yaşıyorsunuz. Gündeminiz öyle ilerliyor. İşteyse şu dersler içerisinde biraz daha bunlardan sıyrılıp dikkatle kendimizi vererek anlamamız çok önemli ve anladığımızı da bırakmamamız çok önemli. Diyorum, devam ediyorum. Dedik ki biz belli ki bir şeylere güveniyoruz. Arıların içtiği su, yakaladığı polen gündemimizde değil. Neye güveniyoruz? Diyoruz ki ya Allah Allah, bunlar bu zamana kadar hiç böyle rızık problemi yaşamamışlar. Demek ki bunların ihtiyacı anında, ihtiyacı miktarında rızkını gideren bir sistem var. O sistemin bir sahibi var. O yüzden biz gün içerisinde bu diğer varlıkların acaba rızkı oldu mu, olmadı mı, ellerine ulaştı mı, ulaşmadı mı hiç böyle bir gündemimiz yok. Halbuki bizi çok ciddi etkileyecek bir gündem değil mi? Ya arıların aç kaldığı ile ilgili bir haber duysanız ne yapardınız? Merak ettim. Yani bunu tespit etmişler, demişler ya bu arılar aç kalıyor. Yemiyorlar arkadaş.
Ne yapardınız? Bir endişeye kapılır mıydınız? Yani televizyonda gördünüz. Kumanda elde böyle. Tamam mı? Şöyle oturuyorsun. Haber de diyor ki, arılar yemeği kestiler. 3 gündür açlar. Ölüm orucuna girdiler. İşte yemiyorlar. Sen de bunu izliyorsun abi. Ne yaparsın? O an için ana gündemine girer mi bu? Girmez değil mi? Vallahi girmez ya. 4. gün yerler filan. Yani dayanamazlar filan dersin herhalde. Zam istiyorlar herhalde filan. Baldan memnun değiller filan. Ya ironi gibi geliyor ama önemli ama değil mi? Ama hiç endişesiz yaşıyoruz bunun. Demek bunda da bir rahmet var. Yani onların rızıklandırılması bize yine rahmet. Bak kafaya takmıyorsun. Ekstradan binlerce farklı mahlukatın bu konusu senin gündemine girmiyor. Değil mi? Allah Allah. Devam ediyor. Diyor ki ve dereceyi ihtiyaç nispetinde, yani ihtiyacın bir derecesi var, şiddeti var. O ihtiyacın şiddeti ölçüsünde yapılan sevkiyatta büyük bir intizam vardır. Şimdi o rızık veriliyor ya, o rızık neye göre veriliyor Selam? İhtiyacın derecesine göre veriliyor. Ama sadece ihtiyacın derecesi nazara alınmamış, o ihtiyacın derecesi içerisinde de müthiş bir intizam olduğu ifade edilmiş. Şimdi o zaman bu cümle içerisinde iki nokta var. Bir, rızkın ihtiyaç ölçüsünde, yani israf olmadan verilmesi. İki, o rızkın intizam ile gelmesi. Allah Allah. Şimdi o rızkı gönderen şunu yapmıyor. Stok yapalım, yarın bir gün elimde biter kaygısı. Baba, enteresan bir şey. Ya yarın elimde ürün kalmaz, şimdiden stok vereyim. Bunu tüketsinler bu canlılar kaygısı. Bu aslında başka bir şeyin de göstergesi değil mi? Gücün, kudretin de göstergesi yani. Zam gelecek endişesi yok. Bu ne demek biliyor musun? Zaten sahibi benim. Zaten yapan, yaratan benim. Bunun göstergesi aslında. İhtiyaç nispetinde veriyor. Hiç endişe yok. Biz öyle değiliz ama biz değil mi? Yani şimdi ben geçen seneler içerisinde Avrupa'dan bir arkadaşla konuşuyordum. Bu işte diyor ki ya abi diyor Covid dönemi diyor görmen lazım buradaki insanları diyor yani. Ve Covid'den sonra bir Avrupa'da kriz dönemi yaşanıyor. İlk defa diyor enflasyon diyor %1'in üstüne çıktı diyor. İlk defa diyor. Gerçekten şey anlatıyor yani. Şimdi diyor abi diyor bizim insanımız buna alışık diyor yani. Krizler belli dönem denk gelir, yaşanır. Onun üstesinden bir şekilde geliniyor diyor. Yani bizim halkımız buna antrenmanlı. Avrupa'daki insanlar ya enflasyon %1'in üstüne çıkınca diyor o marketlere saldırmayı göreceksin diyor. Yani sanki ertesi gün memlekette hiçbir şey kalmayacakmış gibi bir saldırmışlar, bir hücum etmişler marketlere. Hani stok yapalım, şey yapalım. Endişe yaşamışlar yani. Bak aslında zahiren baktığında bize göre değil mi? Ekonomik olarak güçleri var, şeyi var ama o güç olmasına rağmen dahi bile yarın ne olur endişesi gitmemiş. Onu yenememişler yani bir panik havasına girmişler. Şimdi demek ki her şey ekonomiyle değil. Birçok şey belki ekonomiyle olabilir ama her şey ekonomiyle değil. Bazı şeyler özden gelen kuvvet vardır yani. Genlerden değil mi? Özden gelen kuvvet vardır. Şimdi burada aslında bir anda verilmemesi, toplu şekilde verilmemesi aslında bir cihette o kendine ait kemalatı gösteriyor. Mükemmelliği gösteriyor. Bununla birlikte intizam ile verilmesi o da ayrı bir olgunluğu, ayrı bir mükemmelliği ifade ediyor. Şimdi mesela dedik ya ihtiyaç nispetinde geliyor. Mesela biz dikkat edin yazın nasıl meyvelere ihtiyaç duyuyoruz daha çok? Sulu ve biraz daha şekerli, tatlımsı değil mi? Mesela bakıyorsun yaz mevsimi geldiğinde ihtiyaç nispetinde ve o ihtiyaca göre yani yazın ihtiyacına göre meyveler geliyor. Karpuz gibi, kavun gibi, üzüm gibi. Bak intizam bozulup yazın portakal, kışın çilek çıkmıyor. Orada onları zamanında göndermesi içerisinde bir intizam var, bir düzen var. O intizam bozulup da yer değiştirmiyor ve bu sürekli böyle devam ediyor. Her meyve ve sebze kendine ait belirli vaktinde ne oluyor? Yaratılıyor. İşte bu cihetten yaratılmanın vaktinin değişmemesi ciddi bir intizamın olduğunu gösteriyor. Mesela biz bunu günlük yaşamda da aslında intizam deyince, düzen deyince neyi şey yapıyoruz? Mesela bir çalışanın olduğunu düşün Yusuf abi ki çalışanlarım var. Doğru mu? Şimdi Ali diye bir çalışanım var. Bu her gün sabah saat 8'de geliyor. Tıraşıyla geliyor. Anlatabildim mi? Güzel temiz şekilde geliyor. 8'de işbaşı yapıyor.
Bir tane de farz-ı mal diyelim ki Orhan diye bir çalışan olsun. Orhan da bir gün 8.30'da geliyor. Bir gün 9'u buluyor. Bir gün uyuyakalıyor, öğlen geliyor. İki tane örnek. Öbürü aylar geçiyor, hiç sektirmiyor. Dersin ki ya bak bu adam intizamlı bir adam. Vaktinde geliyor. Doğru işleri yapıyor. Ha? Kendine bakımı var vesaire. Öbürü? Öbüründe o kemali göremezsin. Bak bu adama yeri gelir 2 birim, 3 birim prim verirsin. Doğru mu? Ama öbürüne veresin gelmez. Öbürün hatta şunu düşünürsün. Ya artık bir sebep olsa bunu işten çıkarayım. İşimi görmüyor dersin. Doğru mu? Bak. Güvenemiyorum dersin. Ama öbürü gözdedir değil mi? Onda niye? Onda çünkü gitgide kemal artıyordur yani. O düzen, intizam ondaki kaliteyi artırıyor değil mi? Her sene vakti zamanında çileğin yaratılması, eriğin yaratılması, üzümün yaratılması ne zamana denk geliyor? Hep yaza. Bunda değişiklik olsa bizim aklımız karışır, ruhumuz karışır. Ben okurken bile şey geldi yani, ifade ederken bile karışık geldi. Yazın portakal, kışın çilek, Allah Allah. Bir an böyle bir şey olduk. Hiç intizamlı bir şey olmazdı değil mi böyle karışacak olsa? O zamanlamanın yani muayyen vakitlerin belirlenip o muayyen vakitlerde gönderilmesi içerisinde kemale bakan bir intizam var. Ve şaşmıyor bu. Mesela yine benzer bir örnek. Doğan bir çocuğun süte ihtiyacı var mı? Var. Annesinin sinesi ona bir süt çeşmesi oluyor. Acıkınca çeşmeden süt geliyor. Doyunca çeşme kesiliyor. Bunun gibi bütün varlıkların farklı zamanlarda farklı gıdalara ihtiyacı var. Bu gıdalar ihtiyaç duydukları zamanda onlara birer birer intizam içerisinde muntazaman gönderiliyor. Tekrar edeyim. Anne gebe. Geldik 8. 9. aya. Süt geliyor mu? Gelmiyor ya. Gelmiyor bak. Ne zaman ki çocuk doğuyor, muayyen vakit geldi, anneden süt geliyor. Ne zaman ki yaz geliyor, o muayyen vakit geldi, çilek, erik, sırasıyla bir de dediğin gibi. Bak daha demin konunun başında okuduğum makalede de sırasıylaydı. İlk 5 gün gelen ağız sütü. Sonra ikinci haftada gelen daha farklı içeriklerle geliyor. 4. 6. hafta ise kalori, karbonhidrat, yağ açısından daha farklı oranlarda geliyor. Muayyen vakitte, ihtiyaç anında. Çok önemli. Bu ikisi içerisinde müthiş bir intizam var diyoruz. Bunlar alelade olabilir mi? Anne kendi sütünü ayarlayabilir mi istese? Ama bunlar oluyor. Tespit edilmiş, bilim konuşuyor. Madem bunlar oluyor, yapan kim? Kim bunları yapıyor? İşte bu umumi rızık hakkında görünen geniş ve muntazam yani intizamlı rahmet ve inayetler. Yani biz şu ana kadar konuştuğumuz, düşündüğümüz, tefekkür etmeye çalıştığımız bu geniş ve muntazam aslında rahmet ve inayetleri konuştuk rızıklandırma içerisinde. Bu rahmet ve inayetler ancak her şeyin mürebbisi yani terbiye edicisi, terbiye. Terbiye değil mi? Onun sınırını belirleyecek. Her şeyin mürebbisi ve her şeyin müdebbiri yani idare edeni, müdebbir idare edeni. Ve her şey yedi tesirinde bulunan yani onun için kolay, kolay olacak ona. Bulunan bir zatın hatemi hassı olabilir. Ona ait hususi bir imza olabilir. Kim de bunların her birisine intizam içerisinde inayet ve rahmet olarak bunların içerisine yerleştirebilecek irade, başka terbiye edicilik sıfatı, başka idarecilik dedik. Bir de bunların her biri ona kolay olacak. Kimde bu özellikler varsa ki o zatın bir imzası olacak diyor bu rızıklandırma fiili. Biz bir ağacın meyve verdiğini düşünelim. Meyve vermek rahmetin bir eseridir. Halbuki ağacın merhameti yoktur. Yine meyve vermek inayetin yani yardım etmenin bir neticesidir, doğru mu? Halbuki ağaç insanı tanımaz ki ona yardım etsin. Ağaç insanı tanımaz ki ona yardım etsin. Öyleyse bu merhametin ve inayetin sahibi ağaç değilse, o olamıyorsa kimdir? Üstad Hazretleri dedi ki, öyle bir zattır ki her şeyin mürebbisi, her şeyin müdebbiri yani idare edeni ve her şeyi onun kudretine musahhar, boyun eğecek, yedi tesirinde olacak. Her şeyi onun elinde
musahhar, boyun eğecek, kudretine boyun eğecek öyle bir zattır ki. Ancak öyle bir zat o ağaçtan o meyveyi merhamet eseri olarak, şefkat eseri olarak ortaya çıkarır. Aslında şefkatin yerini bulması için de senin sofrana gönderir. Şefkatin yerini bulması neymiş? Mesela Antalya'dan çıkacak bir portakal kilometrelerce öteden senin sofrana kadar getirecek. Demek ki rızıkları düşününce anlayacağız ki bir rızıklandırma var. Bu rızıklandırma sadece ortaya çıkarmak değil, sadece yedirmek değil, işin neticesine kadar, istifade ettirilmesine kadar devam eden bir süreçtir. Ve bunların her bir safhasında Rezzak olan Allah'ın kendine has bir imzası, mührü vardır. Yani rızıklandırma içerisinde yer alan merhamet, şefkat ve inayet içerisindeki mührü okuduk. İntizam var. O intizam içerisinde ortaya çıkan inayet ve şefkati anlamaya çalıştık. Var mı ekleyeceğiniz bir şeyler? Allah böyle güzel, intizamlı ve gerekli bir şekilde rızıklandırıyor ki diyelim ki bir karıncaya bir atın yiyeceği kadar yemek vermiyor. O kadar verse çatlar, yemekten çatlar. Karıncanın yiyeceğini ata verse at açlıktan ölür. Ya da bir ata et versen onu yiyemez. Yani her şey gerektiği olduğu gibi nizamlı, ona gerekecek şekilde vitaminini, enzimini, hücrelerine yarayabilecek şekilde veriyor. İnayet değil mi bu? Dedik ya bebeklerin bağırsak sistemi neye göre süt veriyor? Yani içeriğini dahi bir de ona göre ayarlıyor. Aynı senin dediğin örnekte güzel, Allah razı olsun. Şimdi aslında bugün seri olarak okuduğumuz derslerin belki Risale-i Nur'da yer alan en kısa parçasını, pasajını okuduk. Yani toplasan 5 satır 6 satırlık bir yer okuduk. Ama bu ders 5-6 satırlık çok efsane bir ders. Niye biliyor musun? 5-6 satırda bu kadar geniş bir dersi sığıştırabilmek bir efsanedir. Her birinize devam etsem söz vermeye, biz herhalde bir yarım saat, bir saat daha burada kafa kafaya açıyor, tefekkür açılıyor. Dolayısıyla bu iş uzayacak. Ama şunu düşündüm ya, 5-6 satırda Üstad Hazretleri'nin ifade ettiği, orada özetini verdiği, hap gibi verdiği şu ders aslında çok geniş bir ders. Bu da ayrı bir şey değil mi? Risale-i Nur'un ayrı bir kendine ait özelliği, yani o sözün güzelliği kısalığındadır. Şimdi sözün güzelliği kısalığındaysa bu kadar kısa ifadeler içerisinde bu kadar geniş manalar içeren dersin verilmesi de ayrı bir, bence efsane bir yön yani. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma salavat. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğinde gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.